Çok kötü. Başlangıçta. Bayağı bir kötü. Yani nasıl ifade Neresi kötü edebileceğim? mesela Duygucuğum? Neresi iyi diye sorsam belki bir saniyelik bir cevap verebilirdim sana ama şu an çok uzun sürecek. Tamam işte bahset mesela abiye bahset. Çünkü şöyle bakalım hani duruma. Ben diyorum ki yeni çıkan bir firmanın diyorum böyle bir tasarım yapmak istemiş kendisi. Ondan sonra ben de bunu tanıtıyorum. Bu kıyafeti Bunu tanıtıyorum. tanıtma bence. Başka bir şey Konseptimiz tanıt. bu. De ki bunu üretmeyin falan da yani bu Ben öyle bir gerçekten yetkiye sahip değilim çünkü ben onu en iyi şekilde pazarlamak zorundayım. Çünkü ben o ürünü taşıyorum burada. yani sen de bize bunu Bu zorla şekilde. beğendirmeye çalışıyorsun falan o zaman. Yok hayır. Onları ücretlerimizi eleştirecek. Siz Ya eleştiriyorsunuz bence vücuduna hiç nacizane. uygun değil. Gerçekten çok kötü duruyor. Ben senin tarzın olduğunu zaten düşünmüyordum ama artık zevkin olduğunu da düşünmüyorum. Şunu nasıl aynaya bakıp beğenebildim Çok bilmiyorum. zevklisin. Siyah çektin geldin. Çok Evet zevkli ve oldu. ben tarz aldım. Bakalım birazdan sen tarz alabilecek Onu misin? jürilerimiz karar Ya verecek. biraz kopyala yapıştır yapma bence. O Kopyala yapıldı. yapıştır mı? Ben her gün O farklı bir şey yapıldı iyi ve deniyorum. tutmadı hatta. Bence sen de denemeye Yo, kalkma. ben olduğum sürece denenmemiş şu an. Yani hani ben bu 3 gün içerisinde görmedim böyle bir şey. Sen zaten 3 gündür buradasın. Beni kaç kere siyah gördün? Vallahi genellikle ben seni siyah Neyse daha görüyorum çok yani. göreceksin ve daha çok beğenildiğimi de göreceksin. Ama Yo, siyah bence giymen senin kötü bir şey demiyorum ama hani çok riske fazla burada girmiyorsun. kalacağını ve görebileceğini de düşünmüyorum. Görebildiğin Onu kadar işte beni onu sen siyahlı karar görürsün. veremezsin. O sadece Nera. düşünebilirsin bu Düşünüyorum kadar. zaten. Ya Tamam canım, teşekkürler tatlım. nasıl yapabiliyorsun böyle bir hatayı? 5. günün mü bugün? Ya Yok, ikizlerin üçüncü. abiyesine geçen hafta çok kötü demiştik. Seninki onlardan 1000 kat kötü. Hayatımda gördüm en kötü abiye ve çantan da çok kötü. Ve Ayakkabını görebilir miyiz bu çantayı arada? ben de evet beğenmedim. Onu ayrıca söyleyeyim. Ayakkabın belki yani ama bir şey söyleyeceğim sana kaç kilosun bilmiyorum ama bu elbise seni kilondan 10 kilo fazla göstermiş. Açık ton olduğu için Kaç kilosun? ben şu anda mı? Evet. 65 kiloyum şu anda. 65 kilosun. Yemin ediyorum sana 80 kilo gözüküyorsun. Ya Yo, ben abartmayın o inanılmaz kadar ya, o kadar da ederim. Kötü abartmayın anlama yani. söylemeye Şimdi sen geçelim. Hayır ben ya o inanmıyorum. benim tamam bana getir düşmez buyur ama bakalım. çok kilolu gözüküyorsun. Gerçekten yanlış Ben elbiseler senin tercih gibi ediyorsun. yapmıyorum Hani Deniz. Boyum madem neyse onu söylüyorum yani hani anladın mı? madem bir kilo Hani beni problemin sakın var. kendine karıştırma bu Neredeyse ben konuda. 60 kiloyum. Sen nasıl 65 oluyorsun? Tamam senin boyun ıfıl, benim boyum var, posum var, bir şeyim Daha var çok anladın ağır mı? O oldu. Ama yüzden kilolu boyu gözüküyorsun posum hayatta. daha işte Artık ondan dolayı 5. kilom gün. da Ama artabilir, şöyle bir şey çıkabilir, söyleyeyim. Kilolu inebilir. olmak bir kusur değildir. Evet. Ben Hatalarını kapatabilirsin. Siyah giyebilirsin. Ne Teşekkür bileyim ederim. daha bol Evet şeyler doğru. tercih edebilirsin. Gerçekten vücudunu tanımadığını düşünüyorum. Çok kötü üzerindeki ve inanılmaz kilolu gözüküyorsun. Bu rengi de bir daha asla giyme ölü gibi Ya zaten duruyorsun. artık renkli bir Ölü şey balık gibisin şu an yani. renkli ya evet o Bir daha ölene kadar bu rengi giyme tamam mı? ölene kadar değil de renkli bir şey tercih Ya da kilo etmeyeceğim. verince giy. Vereceğim kilo o. İnşallah. Onu yememeye başlayacağım artık. Bir şekilde. Neyse. Boğazıma hakim olmuyor. Böyle bakınca da yorum yapılmıyor değil mi? Şey diyemedim yani gerçekten hak veriyorum Niran'a. Çok kilolu göstermiş seni. Açık renk ya bir de iyice şey yaptım demek ki. Bunu biliyorsun. Yani bile bile. Ya şimdi beni bir Ben tuhaf bunu onlar noktaya söyledi başlamak bana istemiyorum ama. Amerikanım. Çünkü şöyle söyleyeyim. Şimdi ben burada diyeceğim ki benim siyah elbisem tadilata gitti, geldi, yapılamadı, edilemedi deyince bana Ama diyecekler giydiği ki. şeyleri savunmuyor. Ya her yani şeyle o ilgili bir yüzden bahanen var. Bir İzin şey vermeyeceğim söylüyorsun. lütfen. 5 gündür 5. bahane. Kurban Çok olayım yapma. bahane. İzin ver Hiç kullanmıyorum şunu. bunu. Şu anda sana topluluk Hiç olarak izin beğenmedim. vermiyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin Çağla'cığım. Çağla'cığım. Efendim İvan Hanım. Bu senin tarzı benim bütün bilim Türkçe öldürdü. Çok iyi bana, çok. Ben seninle artık İngilizce konuşacağım. Karar, ya da Sırpça. Daha iyi Sırpçayı belki. bilmiyorum da İngilizce az İngilizce. çok. What's happening to you, Charla? Yani, so so. So so. Yani, çok çok. Little little. I have no English sentence as well. Anlayabiliyorum ama çok cevap verebildiğim söylemez. Benim yorum bitti. Teşekkürler. Darzi. Şimdi benim Türkçem yeter. Tamam. Neresinden başlasam acaba? Bakalım. Hep dikkat ettim gelecek zamanlı cümleler kuruyorsun. Ben mi? Evet. Seviyorum demek ki. Yapacağım, işte edeceğim giymeyeceğim gibi evet. Filan. Nereden biliyorsun burada kalacağını? Yok hiç kimse bilmiyor burada kalacağını zaten. Hani Yani ben eğer Allah izin verirse öyle bir yolda yürümeye çalışıyorum şu anda. Yürüyebilirsem yapacağım diyorum. Sadece yürümenle bitmiyor olay. Yani Deniyorum en hani azından. Türkçeden çok özenli kelimelerimi seçmeye çalışıyorum ama
Elim titriyor, kendimi sıkıyorum. Şaka gibi bir şeysin. Sen değil, elbisen. Şaka gibi. Yani bu gerçek olamaz. Bunu sen severek ve isteyerek giydiysen... koşa koşa senin ismini yazacağım ben pazar günü. Yok, bu benim yedeklerimin arasındaydı. Ben dün gece hatta gittim yine o elbisemi almaya. Hiçbir şekilde elbisenin içine de giremedim. Çünkü hani tamam, hani biraz kilo aldığımdan dolayı da girememiş olabilirim. Hiçbirisi bunların bizi ilgilendirmiyor. Tabii ki ilgilendirmiyor sizi ama bu benim yedeğim, onu söyleyeyim. Yedeğinin de kötü, yani yedeğinin de iyi olması gerekiyor. Stil sahibi bir kadının yedeği de şahane olur. Bak, Dilara giymemiş, yedeğini giymiş. Alkışladık. Doğru. Ama ben gerçekten elim titriyor şu an. Ben susayım. Tarz değilsin. Nur ayağa kalkmışken o bahsetsin. Resmen beni ayağa kaldı. Beni ayağa kimse kaldıramaz. Ayağım yok. Ben sana inanamıyorum. Ben inanamıyorum. O kızım, o elbisenin o şeyleri ne? Yani kuru temizlemeden alındı. Hayır, bırak ama. O nerelere, kaç metre o? Ha, uzunluğu mu? Evet. Ayakkabı da değiştirdim. Yedek ayakkabımı, yani buradan aldım ayakkabı. Ay, her şeye bir şey buluyorsun. Uzundu ben yani, inanamıyorum ya. Dün 55 kiloyum diyorsun, bugün 65 kiloyum diyorsun. Kaç kilo? Sen kaç kilo? Her gün bir çelişki. Elbise diyorsun, o öyle oldu. Kirli diyorsun, o öyle oldu. Ben inanamıyorum sana. İnanamıyorum ben sana ya. Kızım, bu elbiseyle buraya gelinir mi? Lütfen. Senin vücudunun elbisesi değil bu elbise. Baskül var mı Allah aşkına? Bu kiloya da kafamı taktım. Ya, dün 55, bugün 65. Yok yok, o eski halim demek istedim de. Getirin. Her şey var bizde. Burada mı? Çıkartayım mı? Yok, Öykü Hanım, kilo almadan önceki halimi söyledim. Ben Öykü değilim, Nur'um. Pardon, gitti, beyin yandı. Nur Hanım. Beyin gitti tabii. Atmasyon yapınca beyin gidiyor. Yok, bu saatten sonra artık gitti. Uçan baskül. Basınca mı şey? Ama bu yani vardır. Bu ağır bir elbise. Nur Hanım, ağır bir elbise. 60 kiloyum mu demiş? Evet, 60 kiloyum demedim canım benim. 65,5 dedim. Anladın mı? Ay, şimdi buçuğu da koydun. Ay, işte 65 dedim. Ay. Dün 55'tin. Yok, 10 kilo söyleyebilir miyim Nur Hanım? Ya ben eski halim demek istedim orada. Bak canım an... benim. Bu çekilen bu programı seyredeceksin. Oturacaksın evde, bir çay koyacaksın, içeceksin. Bana bak konuşurken. Özür dilerim. Açıldı da boydan böyle. Çantanı şöyle tutabilirsin çok açıksa. Hafif şöyle. Ve göreceksin ki yani haklıyız. Siz haklısınız sonuna kadar. Yani lütfen, sizden yana hiçbir sıkıntım yok. Bak, lütfen ve lütfen. Bunları sana kim veriyorsa, kim giydiriyorsa, neresi yapıyor, sana kötülük yapıyorlar. Gerçekten. Doğru. Vallahi bak. Dümdüz belki bir siyah elbise giyerdin, bir pırıltılı küpe takardın, gelirdin buraya. İnan ki belki tarz olurdun yani, derli toplu. Bir elbise siyah, bir krepten. Tabii yalnız şöyle bir şey var, kız kendini attı, dedi ki 65 kiloyum. 67,700 çıktı kilosu. 67,700 gram. Yani doğru söyledik. Doğru söylemiş. Siz de yani abarttınız kızlar. Neyse, tamam Çağla. Teşekkürler. Güzeldi.